Herkese merhabalar. Afife'nin tutuklanıp yaptıklarının bedelini ödemesini isteyenler ve ayrıca Hiran'ın tekrardan iyileşmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Orhun, Hiran'ın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntüleri buldu. Fakat Orhun, daha Hiran'ın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntüleri izletemeden Afife yılanı yine yapacağını yaptı. Afife Hira'dan intikamını almak için herkesin içinde Hira'yı yaraladı. Afife zaten Hira'yı konağa geldiği günden beri sevmemişti. Bu yüzden Afife hiç gözünü kırpmadan Hira'yı yaralamış oldu. Hira'nın yaralanmasının ardından Orhun hemen sevdiği kadını hastaneye yetiştirir. Orhun sevdiği kadını tekrardan gözlerini açabilmesi için Hira'yı bir saniye olsun yalnız bırakmayacak. Orhun Hira'nın tekrardan gözlerini açabilmesi için elinden gelenin en iyisini yapar. Hira gözlerini açınca karşısında Orhun'u bulacak. Orhun, Hira'yı kaybetme korkusunun olmasından dolayı sevdiği kadının değerini bir kez daha anlar. Orhun, Hira'yı yaralayan kişinin Afife Demirhanlı olduğunu söylemesinin ardından konağa polisler gelir. Böylelikle Afife Demirhanlı, Hira'ya zarar vermesinden dolayı tutuklanır. Fakat Hira kendisine suçlu olduğunu düşündüğü için de Afife'nin serbest kalmasını ister. Orhun, Hira'ya böyle bir şey yapmamasını söylese de onu dinlemez. Hira'nın şikayetçi olmamasının ardından Afife Demirhanlı tekrardan serbest kalır. Afife'nin yaptıklarının bedelini ödemesini istiyoruz. Bu yüzden Hira Afife'ye olan şikayetinden asla vazgeçmemelidir. Hira'nın en başından beri izletler yaşamasının tek sebebi Orhun Efendi'nin bir türlü Hira'ya masum olduğunu itiraf etmemesinden dolayı oldu. Bu yüzden Orhun bir an önce yaptıklarını telafi edip Hira'nın masum olduğunu herkese söylemesi gerekiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni tuşuna bassın. Hira'nın yaralanmasının ardından Saadet Yılanı da tekrardan ortaya çıkacak. Saadet Yılanı Hira istediği gibi kullanmak için evine götürmek isteyecek. Fakat Orhun Saadet'in kötü yüzünü bildiği için de Hira'yı bu kadının eline bırakmayacak. Eda ve Perihan yılanları ise Hira'nın yaralanmasına çok sevinirler. Fakat Eda ve Perihan'ın sevinmeleri çok fazla uzun sürmeyecek. Hira vurulmadan önce Orhun tüm gerçekleri ortaya çıkaracak olan görüntüleri tekrardan bulmuştu. Bu yüzden Eda ve Piran yılanlarının yapmış olduğu kötülükler yine işe yaramayacak. Eda'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olan kişi Ziliş'in elindeydi. Fakat Eda yılanın Ziliş'e tuzak kurarak başındaki beladan kurtulmuş oldu. Umarız Ziliş Eda'nın adamlarının elinden kurtulur da tüm gerçekleri Orhun'a itiraf eder. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni tuşuna bassın. Kenan ise yanlış bir karar aldığının farkına varıp Harika ile evlenmekten vazgeçecek. Kenan Harika'nın söylemiş olduğu kötü sözlerden sonra bu kadına güvenmek istemeyecek. Bu yüzden Kenan Harika ile buluşarak evlenmek istemediğini söyleyecek. Kenan'ın vermiş olduğu karardan sonra Harika yılını daha da fazla kuduracak. Kenan Meryem'e aşık olduğu için de tekrardan sevdiği kadınla aşk yaşamak isteyecek. Umarız Meryem artık tüm gerçekleri Kenan'a itiraf eder de ikili arasında aşk başlamış olur. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.